Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8 Ağustos Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, haftanın açılış programında bugün 9 koşulu bir Bursa yarışı programımız var. İnşallah hayırlara vesile olur. Dün en azından bir İzmir programı tutturduk. İzmir programı da en azından bir 626 TL gibi iyi bir ikramiye verdi. En azından pazara en azından güzellik bir renk kattı diye düşünüyorum. Tutan arkadaşlara hayırlı olsun. Her ne kadar eskiden tutan arkadaşlar yorumlarda belirtiyorlardı ama şimdi artık belirtmiyorlar. Ne yapalım, artık zaman kötü, artık kolla durumları diyelim, geçelim arkadaşlar. Herkese tekrardan bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve hemen yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Birinci koşumuz saatler 14'ü gösterirken şartlı 4, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışında burada 3 ve 5'in ekür olduğu 10 safkanın yer almış olduğu koşuyla ilk startımızı verelim. Birinci altılı Ganyan'ın ilk koşusu iyiydi. Evet, bu birinci koşuda önceliği süratli yapıya sahip, her ne kadar son iki yarışı kötü gibi görse de tabii iyi gruplarda start alan 2 nolu Katan bana göre bugün kendine uygun grupta ve kendine uygun stiline sahip jockey Sadettin Boyraz da bana göre çıktığı gibi kazanabilecek potansiyeli sahip bir isim, hazırlık olarak da oldukça iyi gözüküyor. 4 nolu Bestekar tabii uzun mesafeli son yarışında bir ayağı kırıklığı yarattı, bizde tabii ki bende değil bütün herkese yarattı. O günden sonra tabii ki idmanlarda yine iyi durumunu koruyan bir isim. Bugün Tolga Yıldız da start alıyor. Her ne kadar mesafe kısa olmuş olsa da bu safkan süratli gidecek yarışlarda etkili sprinte sahip bir isim. Kalite bir isim olduğunu unutmamak lazım. 3 dolu Rus damat en azından ekürü avantajına sahip. Bu Kaiser temsilcisi de Okan Gökçe ile bence kuponlara yazıp bu ayağı o şekilde geçebiliriz. Ama 1-2 safkan da yazarız. Burada sürprize ihtimalleri var derseniz o zaman geçen yarışta Bestekar'ı geçerek bizi sürprize boğan bugün ama arkasından arka yarışında da iki tane yarışında da üçüncülükler elde eden bugün Tokaçoğlu'na start alacak olan 1 nolu Eymen Ağa, 1 de 8 nolu Çetin Su'ya da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Ama öncelik 2, 4, 3'te daha sonra 1 ve 8'de. Günün ikinci koşusu şartlı 5, 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışı ve 7 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda bir nolu Sweet Hammer, Justin of Hammer'ın güzel temsilcisi Tolga Yıldız da start alıyor. Son yarışında yine bu uzun mesafelerde güzel bir birincilik elde eden bu safkan mesafeye de yatkınlığıyla ve koşmuş olduğu daha önceki grup yarışlarına göre bence bu grubun biraz daha üzerinde. O yüzden ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum Tolga Yıldız'dan bir nolu Sweet Hammer. Günün üçüncü koşusu 7'li plase 3'lü Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. Şartlı 3, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre çim koşusunda 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışta önceliği 9 nolu dayım benim'e vereceğim bu line-up temsilcisine Gökhan Gökçer'e. Bu aralar güzel bir form yakalama başladı. Önce 3. arkasından güzel bir ikincilikle bu yarışa gelecek olan bu safkan bana göre bir tık da olsa ön planda. 2 nolu Vektor, bir Vektor. Galop temsilcisi Mustafa Çiçek'le nihayete son yarışını kazanan bir isim. Güzel formu olan bir isim. Bugün yine etkili sprint ile yarışın lehine çevirebilecek kapasiteye sahip. O yüzden 2 nolu Vektor'u yazıp bu aya 9 ve 2 olarak geçebiliriz. Ama bu ikinin dışında sürpriz arayışına girmek isteyenler de 3 nolu Asude Sultan, 5 nolu Fırat Ateşi ve 1 nolu Team Master'ı da kuponlara ilave ederiz. Ama öncelik 9 ve 2'de daha sonra 3, 5, 1'de sürpriz arayanlar için. Günün 4. koşusundan itibaren 2. altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 17, 4 ve yukarı Arapların 1700 metre çim koşusu. 10 safkanın da yer almış olduğu koşuda 1 ve 8'in de ekür oldu. 2. altılı Ganyan'ın açılış ayağında ben önce 6 nolu Çerdiğin'le başlayacağım bu turbo temsilcisi Görkem Özçelik'le. Bu aralar kıpırdamalar içerisinde olan bu safkan biraz sürpriz belki çıkabilir ama ben bu safkandan bugün güzel bir yarış bekliyorum. 6 nolu Çerdiğin'den. 2 nolu Kaftan, bir İzbotur temsilcisi olan bu safkandan Nevzat Avcı ile start alıyor. Ve güzel bir formu var. Son iki yarışında bir birincilik ve ikincilik elde eden bu safkan yine iyi durumuyla burada kesinlikle ihmale gelmez. 8 nolu Yahya Beygül'ü, Karadeniz temsilcisi Nurettin Şen'le start alıyor bu safkan. Karadeniz genelde kısa mesafelerde süratli bir safkandı ama tayı da tam tersi uzayan mesafede ama anne kanatına biraz daha yatkın oldu. Çünkü Ricardo da uzun mesafelerde çok başarılı bir safkandı. En azından bayramların gerçekten bayağı iyi bir safkandı. Ben de Ricardo'yu gerçekten çok seviyorum. En azından Ricardo'nun bayağı yarışlarını seyrettim. Bayağı değil, bütün yarışlarını seyrettim. Kır bir safkandı. Bayramların ekürüsü. Ama bu safkanın da bir özelliği var. Kusura bakmayın böyle bir konu açıldı ama en azından görmüşken söylüyorum. Kesinlikle viraj döndüğünde geriden gelen bir safkandı. Çalışmazdı arkadaşlar. Üstündeki jockey kesinlikle hani şuranı bir iteyim, şuna bir kamçı vurayım kesinlikle yok. At viraj dönünce sanki otomatik almışsın. Vitesi bir anda yükseltirdi. Geliri artık yakalarsa geçerdi. Yakalayamazsa artık ikincilik, üçüncülük ama kalite bir safkandı. Gerçekten beğendiğim bir safkan. Ama onun da karakteri bu şekildeydi.
Taylar da maşallah güzel çıkıyor. Son yarışını kazanan bir Yahya Bey Gülü var. Tabii bir de ekürüsü de çok sağlam. Bu Özgür Fatih, yani boşa geçmemek lazım. Eren Kadirler arası atıyor. Bence Yahya Bey Gülü'nde ne kadar şans varsa bir nolu Özgür Fatih'te de o kadar şanslı. Bir de 5 nolu Özdağ, bu Özgür'ün temsilcisi de güzel bir formu var. Son 3 yarışta 2 tane birincilik çıkarmış bir isim. Eren Durmuş, evet Eren Dursun Ökten kardeşimiz de start oluyor. Bir de 3 nolu Kayaberk, bu Kazberk temsilcisi de Masum Tral'la yine son yarışını kazanan bu güzel formuyla da şanslı gördüğüm isim oldu. 6-2-8-5-3 bu koşudaki sıralama. Günün 5. koşusuna geldik. Meydan 3 yaşlı İngiliz'in 2000 metre çim koşusuna ve 17 sapkın yer almış olduğu koşu. Kusura bakmayın biraz uzadı. Burada da birkaç tane ikili var. Bunlardan birisi 3 ve 11 nolu sapkanlar ekürü, 7 ve 13 nolu sapkanlar da ayrı 2 ekürü. Evet 17 sapkan var değişiklik ve biraz yarış kalabalık olması işte sürpriz olur, bu ihtimalden artıyor ama burada Saadettin Boyraz'a start atacak olan son güzel ikinciliğinden sonra artan formuyla 14 nolu Lady Göksu. Bu Victor Galo temsilcisi bana göre birinciliğe çok yakın gördüğüm isim. 13 dolu Kaptan Suat, bu oğlum Emre temsilcisi de Eren Kadirler'e start alıyor ve ekür avantajına sahip bu isim de hazırlıkları fena değil. 2 nolu, evet 2 nolu'ya doğru geçelim şöyle, evet. 2 nolu Çiğkok Hasan Bey, bir tirobda bonus temsilcisi Tolga Yıldız'a start almış hakkında yine grubun tecrübeli ismi ve son güzel ikinciliğiyle bu grupta şans verdiğim isim. 6 nolu Janimo, Scarface temsilcisi Yunus Emre Yüksel'le yine grubun tecrübeli isimlerinden ve bu aralar kıpırdamalar içerisinde yine formunda yükselmeler gördüğüm bir isim. Ve 15 nolu biraz aşağılara ineceğiz. Priest Girl, bir Taliban temsilcisi Görkem Özçelik'le artan bir forma sahip. Ben bu sapkını bugün kesinlikle ihmal etmeyin derim. 15 nolu prize gördü. O yüzden 14, 13, 2, 6, 15 benim öncelik şans verdiğim isim. Ama 1-2 sürpriz de yazabiliriz derseniz çünkü grup sert. Bir Mehmet Esmer, Mehmet Esmer ekürüsü Seren vardı. Eskiden Seren 1 vardı. Onun sahipleri arkadaşlar zaten o şeyden gelme. 16 nolu Reich, bir Power Score temsilcisi. Bir de 1 nolu Johnny, bu Paco Boy temsilcisi Ali Can İnci ile bugünün bence yazılması gereken diğer isimleri sürpriz olarak önereyim. Ama öncelik 14, 13, 2, 6, 15, sürpriz arayanlara da 16 ve 1'i önereceğim. Günün 6. koşusuna geldiğimizde bir kısa vade 6 dişiler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre çim yarışı ve 11 safkanında yer almış olduğu koşuda 1 nolu Heroes. Brockmaster temsilcisi Muhammed Birbigin'le bu arada yine güzel bir form yakalamaya başlayan bir isim, bence bu grupta her zaman iddialı olacak durumda isim. 11 nolu Şirin Lady, bir Perfect Storm temsilcisi Gökhan Gökçer'e bugün startıda yine istikrarlı ve formda, sonlarda etkili sprintiyle grubu dağıtabilecek bir isim. 2 nolu Sey Veron, bir Marseveli temsilcisi Tolga Yıldız'a start alacak olan bir isim, yine iyi duruma sahip bir diğer isim. Ve 6 nolu Ayçiçeği de bu Invisible Sun temsilcisi Nevzat Avcı'yla önereceğim son isim. En azından görmüş olduğu yarışlardan sonra bayağı hızlıca toparlanan bir isim. O yüzden 6 nolu Ayçiçeği'ni bence kesinlikle es geçmeyin Nevzat Avcı'yla. 1-11-2-6 bu koşudaki sıralama. Günün 7. koşusu handikap 15-3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim koşusuna geldik. Ve 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 7 nolu Morningstar, bir Scarface temsilcisi Onur Yıldız'la bomboş kilosuyla ve bu aralar iyi durumuyla ilk şans verdiğim isim. 3 nolu Hımbo, bir Favoritas temsilcisi Nurettin Şen'e start atacak olan bu Tarık Dikencik ekürüsüne ait. Bu safkanda oldukça istikrarlı ve formunda, son çim ikinciliği de gayet tatminkar olunca bence bu güzel hazırlıklarıyla bu grupta da kesinlikle ihmal etmemek lazım. Bir de 2 nolu Megaspear, bir Akinente temsilcisi Mustafa Çek'le start atacak olan bu isim de yine iyi durumuyla önlerde şanslı gördüğüm diğer isim. 7-3-2 biraz ön planda ama 1 nolu Badu ve 4 nolu Mittelmer'de diğer ilave edilmesi gereken isimler olur. Ama önce 7-3-2 daha sonra 1 ve 4 nolu safkanlar. Günün 8. koşusu şartı 4 dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu ve 7 safkanında yer almış olduğu koşuda önce 4 nolu Run for Art, bir Liner temsilcisi Fırat Aslan'a stat alacak olan safkan iyi durumuyla bana göre ön planda çıkan isim. 6 nolu Kan No Koi, bir Natiman temsilcisi Mustafa Çiçek'le ilk yarışındaki güzel birincide, evet mücadeleli bir birincilik elde etti, kafa burun olan bir yarışta. Bir de 1 nolu Brianna, bir Kırdemir Kır temsilcisi Aziz Akdemir'le stat alan safkanda yine güzel performansıyla şanslı gördüğüm isim. 4-6-1 bu koşudaki sıralama. Geldik günün son koşusuna. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre çim yarışın bölünen son ayağında 4 ve 10 nolu safkanların ekür olduğu, yine 17 tayın yer almış olduğu bu koşuda ben Vefa İbrahim aracı ekürüsüne ait 14 nolu Native Gift,
güzel orijine sahip bir Native One temsilcisi anne de Gifted Apakai gerçekten iyi bir taylar veriyor. Bugün Selim İpek'le start alacak olan bu Safkan her geçen gün daha da iyi duruma geliyor. Bence bugün kazanmaya çok çok yakın. Benim de bugünkü Banco Limanım oldu iyi durumuyla 14 nolu Native Gift Selim İpek ile. Günün şablonunuza bakalım hemen. Birinci koşu 2-4-3 daha sonra 1-8. İkinci koşu 1 tek. Üçüncü koşu 9-2 önce 3-5-1 daha sonra. Dördüncü koşu 6-2-8-5-3. Beşinci koşu 14-13-2-6-15 daha sonra 16 ve 1. Altıncı koşu 1-11-2-6. Yedinci koşu 7-3-2 daha sonra 1 ve 4. Sekizinci koşu 4-6-1. Son koşu 14 nolu Safkan tek arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.